Çocuklar. Ben öğretmenin Şükran Nur. Bugün 8 Nisan, çarşamba. Dersimiz matematik. Kesirler konusunu bitirdik. Bütün yarım çeyrek konusunu öğrendik. Yeni bir üniteye başlıyoruz. Ünitemizin adı zaman ölçme. Öğreneceğimiz konu saatleri öğrenelim. Bu dersimizde saatleri öğreneceğiz. Önce zaman saat nedir? Bunları hakkında bir tahmin yürütelim. Zamanı ne ile ölçeriz? Saatle ölçebiliriz. Güzel. Peki evinizde bu görsellerde gördüğünüz hangi saatlerden var? Birincisinde mavi ile bir çalar saat var. Çalar saat evlerinizde var mı? Ya da duvar saati evlerinizde var mı? Kolumuzda kol saati var mıdır? Bazılarımızda vardır. Ben de dersteyken genelde takarım. Kol saati takmayı severim. Kum saati genelde oyunlarda olur. Ee, üstündeki haznenin içinde kum olur. Birbirine geçişlidir. Bu ve buna benzer bütün saatler neyi ölçer? Zamanı ölçer. Siz de evinizde bulunan saatleri bana dersten sonra mesaj atarak bilgilendirebilirsiniz. Geldik ee, saatlerimizi kullanma biçimimize. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir çalar saat var. Çalar saat 7'yi gösteriyor. Peki 7'de ne yapılır? Sabah 7'de ne yapılır? Genelde uyanırsınız, güne başlarsınız. Ee, okulumuz şu an yok ama okul için hazırlanırsınız değil mi? Sabah 7'de uyanma saatimiz olarak belirleyebiliriz. Peki saat 8'de ne yaparız? Saat 8'de okula geliriz. Ee, bizim okulumuz 9'da başlıyor ama genelde okullar sabah 8'de başlar. Devam edelim. Öğle yemeği yenir. Öğle yemeği 12'de yeniyormuş. Bu öğrencinin öğle yemeği 12'de yeniyormuş. Akşam yemeği eve gelmiş okuldan. E akşam yemeğini yemek için oturmuş masaya saat kaçı gösteriyormuş? 7'yi gösteriyormuş. Peki ödevlerini yapmış, oyununu oynamış. Saat kaça gelmiş? 9'a gelmiş. Saat 9'dan sonra yatmamış. Bir öğrenci nasıl yapıyorsa öyle yapmış. Güzel. Şimdi şimdi ise saatlerimizi göstermeye geldik. Gördüğünüz kısa çubuk akreptir. Uzun çubuğumuz ise yel kovandır. Akrep ve yel kovan nasıl hareket eder? Gösterelim. İkisi de üst üste olsun. Akrep ve yel kovan 12'nin üzerinde olsun. Yel kovan 60 dakika boyunca ilerlediğinde akrep bir tane ilerler. Yelkovan hızlı hareket eder. Akrep daha yavaş hareket eder. Şimdi Akrep saatleri gösterir. Yelkovan dakikaları gösterir. Her e, burada gördüğünüz sayıların arası beşer dakikadır. Beş dakika, 5 dakika, 5 dakika. Şimdi gelelim saatlerin nasıl gösterildiğine. Tam saatler tam saatler Akrep ve Yel kovan nasıl duruyor bir bakalım tam saatlerde. Saatimizi aldık. Ne demişiz? Akrep sayının üzerinde, Yel kovan 12'nin üzerinde. Saat burada 5'i göstermiş. Biz de 5'i gösterelim. Akrep sayının üzerinde. Yani 5 beş saat 5'i göstermek istiyorsak tam 5'in üstündeymiş. Yelkovan neredeymiş? 12'nin üzerinde. Evet. Saat şu an 5. Devam edelim. Saat 3'ü gösterelim. 3'ü gösterirken akrep sayının üstünde, yelkovan 12'nin üzerinde. Devam edelim. Hmm, neyi gösterelim? İsterseniz 7'yi gösterelim. Ee, saat 7'de ne olur? Genelde akşam saat 7'de akşam yemeği yeriz. Sabah saat 7'de e, uyanmış oluruz. Sabah saat 7'de uyandığımızda kafamızı saate çevirdiğimizde 7'yi nasıl görürüz? Akrep sayının üzerinde yel kovan 12'nin üzerinde gördüğünüz gibi bu şekilde gösterilir. Tam saatlerde Yelkova'nın yeri hep 12'nin üzerindedir. Tekrar ediyorum. Yelkova'nın yani uzun çubuğun yeri her zaman 12'nin üzerindedir. Diğer saatleri göstermek için ise bunu oynatabiliriz. Şimdi yarım saatlerde neler oluyormuş bakalım. Yarım saatlerde Akrep iki sayının arasında nasıl yani? Bakalım. Yelkovan altının üzerinde. Her zaman mı? Evet, her zaman. Yelkovan altının üzerinde yarım saat. Bu ne demek? Saat iki buçuk, saat üç buçuk, saat sekiz buçuk derken buçuk ifadesi yarım saati gösterir. Yelkovan altının üzerindeyse saat her zaman buçukludur. Anlaşıldı mı? Çünkü neden? Saatimiz şuradan başlıyor. Kaça kadar? 12'ye kadar. Peki 12'nin yarısı nedir? 12'nin yarısı 6'dır. Yarım saat. Yarım. Biz yarım bütün konularını öğrenmiştik. Yarımı gösterirken bu bir daireydi. Yarısını kesersem ne olur? Yarım. Demek ki buradan 6'ya kadar yarım saatleri gösterecek. Yelkovan her zaman 6'nın üstündedir. Yarım saatlerde, buçuklarda. Şimdi akrebin konumuna gelelim. Demiş ki iki sayının arasında. Mesela saat 7.30'u gösterelim nasıl göstereceğiz? Saat yedi buçuk. Saat yediyi bir gösterelim önce. Saat yediymiş. Yedi buçuk. Yel kovan yarım saat ilerlerken hani akrep de yavaş yavaş hareket ediyordu ya. Akrep de yedi buçukta yedi ile sekizin arasına denk gelecek. Tam bu ikisinin arasına denk gelecek. Anlaştık mı? Tekrar ediyorum. Saat yedideydi. Yarım saat ilerlerken, yelkovan biliyorsunuz hızlı hareket ediyordu. Yelkovan yarım tur döndüğünde, akrep de yarım tur gidiyor. Ama küçük hareketlerle gidiyor. Tekrarlayalım, yelkovan yarım saat ilerlediğinde, akrep de yarım hareket ediyor. Yani iki sayının arasında kalıyor. Bir tane daha örnek yapalım. Ne diyelim? Saat iki buçuğu gösterir. İki buçukta iken nerede olur sizce? Tahmin yürüseniz var mı? Güzel. Doğru tahminler geliyor gibi. Bakalım. Şimdi saat 2'yi bir gösterelim. Önce mantığını bir kavrayalım. Saat 2'deyken neydi? Yel kovan 12'nin üzerinde. Akrep sayının üzerinde. Saat şu an 2. Geldik. 2 buçu göstermeye. Bakalım. Yel kovan ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Biliyorsunuz yel kovan hızlı hareket ediyordu. Bu çağa gelecek. Buçuğa gelirken akrep de bu arada yavaş 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 hareket ediyor. Yel kovan 6'ya geldiğinde akrep 2 ve 3'ün arasında kalıyor. Saat şu an iki buçuk. Anlaştık mı? Diğer bir yolda nedir? Diyelim ki karşınıza saat çıktı. Saatin üstünde de akrep ve yer kovanın konumu bu şekilde. Nasıl yorumlarsınız bu saati? Saati gördüğünüzde kaçtır? Yel kovan altının üzerinde ise ne diyeceğim direkt buçuklu bir saat. Peki akrep neden 9'un üstünde değil? Çünkü buçuklu saatlerde birazcık geçer. Sayıyı birazcık geçer. Tamam mı? Neyi geçtiyse saat odur. 9'u geçmiş demek ki 9.5. Şu an 10'u geçmiş 10.5. Şu an hangi sayıyı geçmiş? 1'i geçmiş ama ikiye de varmamış. Bir buçuk. Son bir örnek daha yapalım ve dersimizi bitirelim. Ee, diyelim ki saat şu an kaçtır? Güzel. Doğru cevaplar geliyor. Saat şu an on bir buçuktur. Neden? 11'i geçmiş demek ki on birli bir şey. Yelkovana bakıyorum. Yer kovan altının üzerinde ise yarımdır yani buçuktur 11 buçuk saatimiz şu an 11 buçuk Evet çocuklar. bugünkü dersimizi bitirdik kitabımızda bazı alıştırmalar var onları yapacağız ve bu konuyu daha iyi kavrayacağız sizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın Allaha emanet olun